Herkese selamlar. Bugün güzel bir cumartesi. Yer yer yağışlı, yer yer güneşli. Çoğu zaman kapalı. Ama güzel. Hava soğuk değil. Şu anda da güneş açtı. Ben de bu cumartesini birazcık değerlendireyim istedim. Bir yerlere gideyim, gezeyim gibilerinden. Valla Londra'ya gitmedim. Geldiğimden beri bir ayı geçti buraya geleli ama hiç daha böyle Londra'ya gidip böyle London Eye, London Bridge oraları gezeyim, fotoğraflayayım. O hep böyle televizyonlarda, internette gördüğümüz yerleri ben de göreyim istiyordum. Uçaktan indik, Lincoln'e gittik biz kuzeye doğru. Anca fırsat bulabildim gezmeye. Evrak işleri, şirket işleri, işte polis kaydı, adres, ev tutma, eşya bulma, para kazanmaya çalışma derken anca böyle bir boş zaman yaratabildim. Yazdım navigasyona, geldim. 2 saat falan sürdü yol. Şimdi gidiyorum. Burada okuduğum kadarıyla park yeri sıkıntısı çok fazla varmış. İşte ben de London Bridge yazdım navigasyona, gidiyorum. Herhalde en yakın lokasyonda, en müsait yere arabamı park edip yürüyeceğim. Şimdi etrafa bakıyorum haliyle. Nerede olduğumdan bir haberim şu an. Bakalım, yaklaşalım biraz. En azından navigasyonda da böyle 600-700 metre, işte ne bileyim 1 kilometre falan kalsın. Öyle bir yerde bir park yeri arayayım. Çok yürümeyeyim istiyorum. Bakalım, inşallah buluruz uygun bir yer. Ne diyor, buradan sola dön diyor. Dönelim. Burada bu hız kameraları insanları mahvediyor. Yani her yerde kamera var. 50 metrede bir kamera var. Sadece Londra'nın içinde değil. Otobanlarda işte ortalama hız tespit kameraları, diğer bölgelerde, her yerde çok fazla kamera var. Bu insanın canını sıkıyor biraz. Yani bizim ülkemizde de var. Ya olmalı da aslında ama ya burada birazcık kurallar katı. Hani hep diyoruz ya, ya işte Avrupa'da insanlar kurallara çok uyuyorlar, çok kuralcılar. Ya evet, ama bunun da bir sebebi var. Cezalar aşırı ağır. Ya öyle böyle değil. Burada trafik cezası kriminal suç kategorisinde neredeyse. 3 ayrı kategoriye ayırmışlar. Bant A, bant B, bant C olarak. Bant C en büyük trafik suçu, yani hız olarak. Misal otobanda hız sınırı 70 mil. Ne yapıyor? 112-114 kilometre saat yapıyor. Siz eğer 101 milin üzerinde giderseniz, yani 160-165 civarı giderseniz, ne anlatıyor acaba? Ha, trafik var diyor. Çok büyük bir cezası var. Şu şekilde, haftalık kazancınızın %175'i, diyelim siz haftada 500 pound para kazanıyorsunuz, çarp 2 ile hemen hemen, yani bir 1000 pound minimum bir ceza ödersiniz. Ehliyetinizden 6 puan siliniyor. Zaten 12 puan hakkınız var, 2 ya da 3 senede, tam hatırlamıyorum onu. Üzerine eğer takdir görürlerse sizi trafik kursuna gönderiyorlar. Tekrardan bir kurs görmenizi istiyorlar. 7 günle 56 gün arası ehliyetinize el koyuyorlar. Üzerine bir de sulh ceza mahkemesine çıkıyorsunuz. Hakim takdiriyle yüzleşiyorsunuz. Yani bayağı sıkıntı. Nedir? Kimisi diyor ki bu cezalar değişkenlik gösterebiliyor. Eğer ilk defa böyle bir ceza yiyorsan, işte ilkinde sadece kursa gönderirler, bir para cezası yazarlar. Kimisi diyor ki yani hapis cezası bile var. Kimisi diyor 2500 pound ceza ödersin. Yani internette de bir bilgi karışıklığı var. Bu şekilde. Hem bu yüzden hem de alışkanlık gereği herkes trafik kurallarına oldukça uyuyor. Memnunlar mı? Tabii ki de. Biz nasıl kendi ülkemizde trafik cezalarından şikayetçi oluyorsak, burada da insanlar bu cezalardan şikayetçiler. Şu şekilde sosyal medyada kampanya falan bile başlatmışlar bu hız kameralarıyla ilgili. Özellikle süre hesaplamalı kameralarla ilgili. Tamam, burada kamera olan her yerde tabela da var. Her yerde kamera var ama öncesinde tabela da var. Ama şimdi otobanda insanlar az çok biliyor zaten kameranın nerede olduğunu. Ezberlemiş buranın insanı. Ona göre birazcık gaza basmak istediği zaman basıyor. Ancak eğer average speed kamera, yani hızınızı, ortalama hızınızı ölçen bir kamera varsa, bu can sıkıcı.
onu istemiyorlar insanlar. Kampanya falan başlatmışlar sosyal medyadan. Yani ağır cezalar mesela 20-30 böyle sürekli izlendiğini hissediyorsun. Sürekli böyle biri seni takip ediyor, sürekli ceza yiyeceksin ve hani burada haliyle 2 tane 3 tane ceza yediğin zaman ehliyetinden oluyorsun, mahkemelik oluyorsun, çok büyük paralar ödüyorsun. Bu insanların canını sıkan şey. Bizim ülkemizde de trafik cezaları haliyle her yerde hız kamerası var ama bizde nasıl cezayı yedin, istiyorsan ödeme, arabanı satarken faiziyle ödersin. Trafik cezasından, yani daha doğrusu hız cezasından ötürü mahkemeye çıkmazsın radardan dolayı. Sadece maddi zarara uğrarsın. Yani idari yaptırımı var bunun. Adli bir yaptırımı yok. Ama burada hem idari yaptırım var hem de adli yaptırım var. Bu gerçekten kötü. İnsan böyle bazen biraz gaza basmak istiyor ama malum şartlar. Bu şekilde trafiğin ortasına düştük. Geldiğimden beri böyle sıkışık trafik, İşte trafik ışıkları, apartman filan, yani böyle birazcık şeydim. Özlemiş miyim? Ya trafiği özlememişim tabii ki ama şehir hayatına alışan bir insan özlüyor. Hani böyle hep şey vardır ya, sosyal medyada görürüz veya özellikle Twitter'da. İşte her şeyi bırakacağım, gideceğim işte Dalaman'da, işte ne bileyim Dalyan'da şöyle bir köy evi yapacağım kendime, koyun besleyeceğim. Arkadaşlar o iş öyle olmuyor. İnsan evet şehirde sıkışıklıktan, stresten, yoğunluktan, yüksek binalardan oldukça sıkılıyor. Anlıyorum, hepimiz öyleyiz. Ama o ben köye yerleşeyim, kendi domatesimi kendim ekeyim hikayesi gerçekten sadece şehrin stresinden oluşan bir şey. His. Bu bir hafta sonra, iki hafta sonra size sıkılma hissi, baygınlık, böyle ben ne yapacağım, ne işim var burada hissi yaratabilir. He, ben öyle bir bölgede miyim? Değilim ama ne olursa olsun bir büyük şehirde değilim. Böyle kalabalık bir yer değil. Akşam 6'dan 7'den sonra hayat yok. Böyle olunca da insan şehirde yetişmiş, büyük şehirde yetişmiş bir insan. Ya diyor, sıkıldığım, şikayet ettiğim şeyleri özledim. Keşke şu an gece çıkabilsem de şuraya gidebilsem. Keşke şu an kalabalık olsa da iki insan yüzü görsem, diyor maalesef. Bir yerden sonra yeşil görmekten, ağaç görmekten, çimen görmekten de sıkılıyorsun. Ve bu tabii ki göreceli bir kavram. Şimdi benim bu lafıma yani karşı çıkacaklar da olabilir. Onları da kesinlikle hoş görüyorum. Herkesin kendi şahsi fikri bu. Ama stresli de olsa, kalabalık ve yoğun da olsa, yani ben şehir hayatını özledim diye düşünüyorum. Tabii ki belki tekrar bir şehir hayatı, böyle bir merkezi bir yerde yaşamaya başlasam aman aman özlememişim diyeceğim ama insan zaten hep sahip olduklarının nankörüdür. Sahip olmadıklarının da kölesi, böyle derler. Hani yaz olur, çok sıcak olur hava, dersin ki ya kış gelsin, soğuk olsun, bıktım sıcaktan. Kış gelir, kar yağar, yağmur yağar, dersin ki bıktım, yaz gelsin de bir denize gireyim, plaja gideyim, güneşleneyim, hava çok soğuk. Şikayet ederiz her zaman biz. Bir şeye sahip oluruz. Sahip olana kadar ona sahip olmak için hayaller kurarız. Aklımızda, düşlerimizde hep böyle bir imgelem oluştururuz onun için. Ama sahip olduktan sonra kıymetini bilmeyiz. Ya keşke bu değil de daha iyisi olsa diye hemen onu bir kenara atarız. Bu şey gibidir. Küçükken bayramlarda bayramlık kıyafetlerimiz vardı. Bayramlık ayakkabılar alınırdı böyle sıfır gıcır gıcır. Hatta bazı çocuklar, ben de hani böyle sıfır pahalı bir ayakkabıysa özellikle gece onunla beraber uyursun filan, böyle başucuna koyarsın. Onu sabah giyersin, çok dikkatli yürürsün, böyle merdivenden çıkarken bile dikkat edersin. Ama bir iki ay sonra bir bakarsın o ayakkabılarla mahallede topa vuruyorsun, çukur kazıyorsun, çimlerde koşturuyorsun ve o ayakkabılar artık senin için önemsiz, kenara atıveriyorsun. Bu her zaman böyledir. Bu bir ayakkabı için de böyledir. Bu insan ilişkilerinde de bu şekilde maalesef. İnsan sahip olana kadar, elde edene kadar çok fazla efor sarf ediyor. Ama elde ettikten sonra evet artık bu benim, ben buna sahibim diye bir his oluşturduktan sonra kendisinde maalesef ki o sahip olduğunu zannettiği şeyin kölesi ve nankörü oluyor. Evet, çok şey oldu böyle birazcık. Konu Londra'dan açıldı, araç trafiğine geldi,
yaşanacak alanlara geldi. Of, polis geliyor arkadan. Ne diyorduk? Yaşanacak alanlara geldi. Oradan felsefi boyuta evrildi birazcık konumuz, sohbetimiz. Tabii ki ben bir şey değilim, bir sosyolog veya felsefeci değilim. Bu konularda sadece kendi yaşantımda kişisel gözlemlerimi düşünerek size aktarmaya çalışıyorum. Doğrudur ya da yanlıştır, görecelidir. Zaten felsefede de doğru yoktur. Felsefe şöyle bir kavramdır. Hep yolda olmaktır. Hep bir yere gitmeye çalışmaktır. Yani hedefler ve hayallerimiz gibi, insan hani der ya, bu ay işte bir işinde düşün. Kendi yaptığın işte bir hedefin var. Bir hedef, bir kota koyuyorsun. Bunu belki yöneticin koyuyor sana, belki sen kendi kafanda koyuyorsun. Veya hayatla ilgili bir hayal ve hedef tahtası, bir kilometre taşı oluşturuyorsun kendine. Bir otomobil almak, bir ev satın almak, işte güzel bir bayanla zaman geçirmek, güzel birisiyle evlenmek, yakışıklı birisiyle evlenmek gibi hedefler koyuyorsun. Ama hedefler, evet, tutturulmak içindir, yaklaşmak içindir. Hayaller ise peşinden koşmak içindir. Nasıl oluyor diyorsun şimdi? Şu şekilde. Hedefin var, bir ağaç var önünde ve elma ağacı. Hedefin 3 tane elma toplamak. Sen birinci elmayı topluyorsun, ikinci elmayı topluyorsun, üçüncüye geldiğinde böyle artık yılgınlık hissi, yorulma hissi geliyor ve üçüncüde zorlanıyorsun. Hedefin 3 elma toplamak olduğu için 3 elmada çok zorlanıyorsun. Ama hedefin eğer 10 elma toplamak olursa 3 elmayı o kadar basit toplarsın ki, yani çünkü dersin ki daha 10 elmaya 7 elma var. Daha 7 elma daha toplamam lazım. O yüzden 3 elmayı sanki üçlük hedefteki ilk elma gibi kolay toplarsın. O yüzden hedef koyarken, hayal kurarken şunu düşünmeyin. Benim çapım bu. Ben yapamam. Benim maddi konuysa eğer, benim maaşım belli. Benim yaşayışım, kariyerim, hayatım belli. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gözünüzle gördüğünüz her şey, başkalarının özgürlüklerine ve haklarına tecavüz etmediğiniz sürece sizin de hakkınız. Yani sahip olmak hakkınız. Bugün bir Ferrari de insanlar için üretiliyor. Bir Tofaş da insanlar için üretiliyor. Ona sahip olan da insan, diğerine sahip olan da insan. Hani kader gayrete gebedir derler ya hep. Ve şey vardır. Gözünüzle gördüğünüzden Allah sizi uzak tutmasın diye bir laf vardır. Ben bu şekilde düşünüyorum. Hedef koyun, hayal koyun. Bu da şu demek değil. Hedeflerinizi ve hayallerinizi her zaman şekillendirin ve şey yapın. Böyle netleştirin. Şey değil bu. Ben kırmızı bir BMW sahibi olacağım. Evet, bu çok güzel bir hayal. Ama bir de işin ama kısmı var. O da şu. Evet, kırmızı bir BMW sahibi olacaksın da BMW'nin hangi modeli, hangi yıl üretileni, hangi motor seçeneği. Bu arada ben tersten mi gidiyorum ya? Kimse yok arkadaş. Ne diyordum? Hayallerimizi detaylandırmaktan bahsediyorum. Hayal şu şekilde, hedef şu şekilde konulur bence. Ben 2005 model, 2015 model fark etmez. Bir kırmızı BMW 3 serisi istiyorum. 320 dizel olacak. Tamponları M paket olacak. İçindeki koltukları işte Dakota Red dediğimiz kırmızı bordo renk olacak. Dikişleri beyaz olacak. Bu aracın işte direksiyon ısıtma özelliği olacak. Olacak da olacak, olacak da olacak. Yani abi ben harbi ters yerdeyim galiba ya. Yok değilim. Evet. Kimse yok. Ne önümden ne arkamdan kimse gelmiyor. Öndeki arabalar da bana ters bakıyor. Ama trafik ışıkları bana doğru bakıyor. Tabelalar da bana doğru bakıyor. Vallahi anlamadım yani, korkuyorum. Bu ne ya? Hedeflerinizi, hayallerinizi koruyun. Yazın. Madde madde yazın. Şu zaman şunu istiyorum. Şunları 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 yaparsam bunlara sahip olurum diye tek tek yazın. Bundan zarar gelmez. Yazarsanız hedeflerinize daha fazla sahip olursunuz. Daha fazla aklınıza gelir. Yazın arkadaşlar. Yani misal bir satış işi yapıyorsanız, şundan şu kadar satarsam
istediğim şu hedefime ulaşırım gibilerinden yazın ve günlük ve haftalık bir rapor hazırlayın kendinize. Maddi hedefler için bahsediyorum bunu tabii ki. Diğerleri çok daha başka. Şimdi ben neden bu kadar hayalden, hedeften, sahip olmaktan bahsettim? Onu açayım birazcık. Şimdi ben bir süredir, bir seneye aşkındır YouTube'da videolar çekiyorum. Otomobiller üzerine bir kanala sahibim ama bu tarz videolar da çekiyorum. Seyahat videoları, işte yol videoları. Şimdi ülke değiştirdim, taşındım. Bununla ilgili videolar çekiyorum. Çünkü ben bu kararı vermeden önce, taşınmadan ve bunu gerçekleştirmeyi hayal etmeden önce hep YouTube'da çekilen bu tarz videoları izleyerek kendime hedefler belirledim. Hop 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 hop. Arkadaş. Bununla ilgili hep hedefler belirledim. İzlediğim kişiler bana çok yardımcı oldu. Ben de bu konuda videolar çekerek kendi başımdan geçenleri aktarmak, belki sorusu olana yanıt olabilmek istiyorum. Bu yüzden çekiyorum. Peki bu hedefler, hayaller, vizyon, işte hedeflerini yazmak, bunlar nereden çıktı şimdi? Şimdi ben bundan birkaç sene öncesine kadar dünyanın en şanssız insanı olduğumu düşünüyordum. Çok şanssızım diyordum. Üniversiteyle ilgili, iş bulamamayla ilgili, bulduğum işle ilgili, hayatımdaki insanlarla ilgili. Ben sürekli ben şanssızım diyordum. Ve hep de öyle oluyordu. Her işim ters gidiyordu. Sonra okuduğum kitaplardan birinde diyor ki, mutlu olmak için tek bir şeye ihtiyacınız var. Ne bu diyordum yani. Sadece gülümseyin. Şanslı olmak için tek bir şeye ihtiyacınız var. Nedir o? Kendinizi şanslı addedin. Ben şanslıyım deyin. Sahip olduklarınızla şanslı olduğunuzu düşünün. Bu şükür kavramıyla çok başka bir kavram. Şükretmekten falan bahsetmeyeceğim size ben. Sahip olduklarınızla mutlu olmaktan ve şanslı hissetmenizden bahsedeceğim. Çünkü sahip olmadığınız şeylerin sizi mutsuz etmesindense sahip olduklarınızla mutlu olmak her zaman daha iyidir. Ben sahip olmadığım bir Ferrari'nin beni mutsuz etmesine izin vermemeliyim. Sahip olduğum Hyundai'nin beni mutlu etmesine izin vermeliyim. Mutlu olmam lazım benim bununla. Bu demek değil ki onları hedeflemeyeceğiz, onları istemeyeceğiz. Onları da isteyeceğiz. Her şey bizim gayretimize, çabamıza, evet bir şansımıza da bağlı. Şimdi peki ne oldu, ne değişti? Şimdi ben istedim, uğraştım, çabaladım, olmadı. Çabaladım, olmadı. Hep böyle olmuyor diye düşünürken aslında bir şeyler oluyormuş. Şunu öğreniyormuş insan başarısız oldukça. Nasıl başarısız olunur? Bir iş nasıl batırılır? Bir iş nasıl ele yüze bulaştırılır? İnsan çabaladıkça bunu öğreniyormuş aslında. Haliyle zamanla nasıl yapılmazı öğrendiğinizde nasıl yapılırı öğrenme kısmı da kendiliğinden arkasından geliyor. Böyle bir videoyu hem bunun için çektim, bunları bahsetmek için, hem de videolarıma gelen yorumlar var. Bana özelden Instagram'dan atılan mesajlar var. Olabildiğince yanıtlamaya çalışıyordum saçma olmayanları. Ya şimdi bakıyorum, ülkemizin 22-23 yaşında genci, üniversiteden yeni mezun, hayata bakış açısı o kadar karamsar ki, o kadar negatif ki. Bu siyasi sebeplerden olabilir veya kendi etki alanı içerisindeki, dış etkenlere bağlı olmayan kendi içerisindeki sebeplerden de olabilir. Şu şekilde düşünüyorum. Ya mesaj geliyor, abi ben üniversite okudum, kaçmak istiyorum. Beni yanına alır mısın? Yahu ben daha kimim ki ben seni yanıma alabileyim? Ben daha burada, bir aydır burada yaşayan, kendi ayakları üzerinde daha durmaya başlamaya çalışan biriyim. Tutunmaya çalışıyorum ben de. Ve tutunamazsam benim de döneceğim yer güzel ülkem. Şimdi şu var. Mesajda şu var. Ben çok istiyorum abi yurt dışına gelmeyi ama çok zor. Ya dostum, neden kolay olsun? Kolay olan her şeyi herkes yapıyor. Önemli olan o bizim istediğimiz hayat, bizim istediğimiz, elde etmek istediğimiz şeyler zor olan, zor açılan zarflarda saklı. Biz ona koşturmamız lazım. Kolayı herkes yapıyor. Evet zor. Bazı şeyler kimine göre zor. Bazı şeyler de, zor gelen şeyler de kimisine göre çok basit.
Benim için evet çok zordu bu vizeye başvurmak, böyle bir karar alabilmek, eşimi Türkiye'de bırakmak, sevdiklerimi, ailemi orada bırakıp buraya gelmek zordu. Hala ha zor. Ama zor olan şeyler insanın hayatına anlam ve değer katıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir şeyi çok istiyorsun ama ya abi işte vize başvurusu falan filan nasıl olacak? Ben yapamam ki ya. Abi çok istemiyorsun o zaman. Bir şeyi eğer çok istiyorsan onu elde etmek için çabalarsın. Onun zorluğu sen yola çıktıktan sonra sana basamak olarak gelir. Eğer ama sen onu duvar gibi görüyorsan önünde, o hiçbir zaman basamak olmayacak. Hep duvar gibi kalacak önünde senin. Sen duvarı da, önüne çıkan engelleri de bir basamak gibi görürsen eğer, o duvar bir anda küçülüverir önünde ve sen onun üzerine basar geçersin. Benim söylemek istediklerim bunlar. Belki evet 50 yaşında hayatın çemberinden feleğinden geçmiş bir insan gibi tavsiye verdiğimi düşünüyorsunuz. Veya bu videoyu beğenmeyeceksiniz, benim söylediklerime katılmayacaksınız. Olabilir, bunlar benim şahsi fikirlerim. Benim söylemek istediklerim bunlar. Şu an geldim London Bridge tarafına. Şeyi de gördüm, bilmiyorum adını. Hani köprünün altına su akıyor ya. Neydi oranın adı, onu bilmiyorum. Hatta bakayım neymiş. Yazmıyor. Öğreneceğiz. Yaşadığımız yeri de öğrenmek lazım. Bu şekilde. Umarım başınızı şişirmemişimdir. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım hak veriyorsunuzdur. Siz de düşüncelerinizi yazarsanız konuşalım. Ben böyle şeylere çok meraklıyım. Kişisel gelişim üzerine çok fazla okuyorum. Çok fazla araştırıyorum. Kendimi motive etmek adına çok fazla şey karıştırıyorum internette. Bana tavsiyeleriniz olursa ben de seve seve dinlerim. Yazarsanız hem ben de belki yanlış düşüncelerim vardır, doğrularını bulurum. Öğrenmek her yaşta, her konumda, her standartta devam eden bir şeydir. İnsan son nefesine kadar birilerinden bir şeyler öğrenebilir. 10 yaşındaki çocuktan çok güzel hayat dersleri öğrenebilirsiniz. Mendil satan, ışıklarda mendil satan bir çocuktan çok güzel ticari bir ders alabilirsiniz. Çok güzel taktikler alabilirsiniz. Öğrenmeye kendinizi kapatmadığınız sürece bir şeyler her zaman daha güzel olacak. Hayat daha çekilir olacak. Emin olun buna. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.